yıl boyunca milletvekili yaptım. Grup başkan vekili yaptım. Demirden korksak trenebilir miydi? Şimdi de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin en önemli kurumlarından İçişleri Bakanlığımızda başta jandarma olmak üzere ilgili birimlerin amiri olarak göreve başladım. İnsan yaşar ki devlet yaşasın anlayışının en çok karşılık bulması gereken makam İçişleri Bakanlığı. Vatandaşıyla en sık irtibatı olan bizim bakanlığımız. Evrensel insan haklarını gözeterek adaleti, eşitliğin, liyakatın tüm bu değerlerin taviz vermeden uygulanmasının en önemli olduğu yer bu makam. Anadolu güneşi altında yaşayan kim varsa birinci sınıf eşit vatandaşımızdır. Hepinize soruyorum. Kaç TC kimlik numaranız var? Bir tane. Kaç oy hakkınız var? Bir tane. Birimizin birinden üstünlüğü, birimizin birinden daha çok oy hakkı, daha çok TC kimlik numarası var mı? Yok. O yüzden 85 milyon eşitliğine hep vurgu yapacağız. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Büyük vadeler atlattık. 15 Temmuz geride kaldı. MİT krizi, 17 Aralık krizi, pandemi, deprem, darbe girişimleri hepsi geride kaldı. Artık normalleşmeliyiz. Özgüvenle yolumuza devam etmeliyiz. Türkiye yüzyılını çok daha büyük bir vizyonla, iddiayla hayata geçirmek için gece, gündüz çalışmalıyız. Bu mübarek ülke artık terörden çok zenginleşmeye konuşmalı. Bu mübarek ülke artık gerginlikten, kavgadan, polemikten çok işimizi, aşımızı konuşmalı. Sağlığımızı, eğitimimizi konuşmalı. Normal olmayan, topluma gelen her türlü söylemden, eylemden hepimizin uzak durması gerekir. Güvenlik, özgürlük birbirinden bağımsız iki kural değildir. Birbirini tamamlayan, dengeleyen olmazsa olmaz iki kuraldır. Birinin diğer öne geçmesine izin verilmemelidir. Sürekli güvenlik dediğimizde güvenlik olmaz. Aksine devleti bireyden soyutlamış oluruz. Oysa devlet bireyin emrindedir, hizmetindedir. Ne güvenlik politikalarıyla birey üzerinde baskı kurulmasına ne de özgürlükleri kısıtlayacağız diyerek güvenlik önlemlerinden vazgeçmemeliyiz.